tepkileriniz üniversite döneminde başlayacak. Çok net söyleyeyim. Yani karalara bağlamayın. Yok ben ortaokulda kız bulamadım. Çevrenizdeki iki tane artist yakışıklı piçin gazına gelmeyin. Yani üç tane arkadaşınız, dört tane kız el ele geziyor diye tribe girmeyin. Siz de gezeceksiniz. Oğlum. Üniversite olacak. Üniversite olmazsa gideceksin. iş hayatına gireceksin. Olacak bunlar. Kaçmıyor kimse merak etmeyin. Daha gençsiniz. Bak 16 yaşındayım diyorsun. 16 yaş. Yani 16 yaşından daha sen belki gideceksin 22 yaşında öyle bir kız bulacaksın ki öyle bir ilişki yaşayacaksın ki belki onunla evliliğe gideceksin yani. Benim böyle arkadaşlarım var. Lise biraz şey kısmı. Lise, üniversite ilk yılı, böyle ortaokul hani ilk heyecanlar bu arada. Onu söyleyeyim. Ya bir ilişki yaşamıyorsun. Bak ne oldu dedin? Birbirimize açıldık. Baba dedim bak baba. Yani bir kızın babası bir şey devreye giriyor. Okul dedin. Okul giriyor devreye. Ayrı okullar. ilişkin bitiyor. Sizin yaşayacağınız ileride gerçek ilişkiler böyle olmayacak zaten. Tutorial kısmı. Aynen doğru söyledin lan Kaan 41. Tutorial kısmı. Benim o kadar çok arkadaşım var ki. Üniversite 2'ye kadar, üniversite 3'e kadar hatta üniversitenin sonuna kadar kız arkadaşı hiç yapmamış. Bir tane kız arkadaşı yok. Olmamış. Yatmıştır kalkmıştır onu bilemem. Ama bir ilişki yok. yatmamıştır da bak o kadar net söylüyorum. Ama bu çocuk zengin, parası var, boylu postlu, Yakışıklı değil veya yakışıklı neyse önemi yok hep söylüyorum. Ama sonra öyle bir ilişkileri oldu ki herkese taş çıkartır yani. Adam gibi bir düzgün ilişkisi oldu. İstediği oydu. Oradan da yürüdü ama hiçbir zaman bu insanlar şeye yardırmadılar. Takılayım kız istiyorum ee, işte libidom yükseldi biriyle yapmam lazım falan öyle tipler değildi mesela. E tamam bu senin karakterinse o zaman sakin ol bekle ama tadını da çıkar. Kasmayın, çok kasıyorsunuz kendinizi. Ha kraliyet ya kasmayın abi. Salın. Olacak zaten o. Oğlum bir su düşün. Akıyor. Sen de o suyun üstündeki bir tane teknede, şey sandalda oturan bir kekosun, tamam mı? O sudan aşağı doğru iniyorsun. Yolun sonu belli değil. Gidiyorsun abi. O yoldayken rüzgar mı çıkacak? Dal parçası düşüp önüne seni sendeletecek mi? Yoksa rüzgar kesilip dümdüz olup süzüle süzüle mi gideceksin? Salın oğlum biraz. Çünkü onu kontrol etme şansın yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Olay senin gibi hissettiren birisini bulmak. Ben nasıl hissettiriyorum? Ne azdı mı benim? No. Su gibi ol kardeşim. Murus değil siktir git. <laughs> yani özetle kardeşim Kadir sana söylüyorum. Ee, reddedilme korkusu dediğin şey dünyanın en basit korkularından bir tanesi. Git bir gün şöyle bir kafanı salla reddedileceğim amına koyayım da git hoşlandığın kıza yürü yani yürü dediğim öyle diye değil. Usul ya tatlı tatlı yürü emek ver ve o gün geldiğinde unutma bunu açıl mutlaka açılama ve de ki ben reddedilmek için açılıyorum. Buna kendini hazırla iki gün üç gün. Reddedilmek için açılıyorum de ve o kızı kaybetmeyi göze alarak kendinden emin bir şekilde yürü. Reddedilirsen zaten lan öyle gelmiştim dersin. Reddedilmezsen de has siktir lan dersin yürümeye devam edersin. Ama bir kez reddedil kardeşim onu söyleyeyim. Tamam bir şeyden daha bahsedebilir miyim? Söyle. Şimdi ee, nasıl desem ilk başta atıyorum işte kendi sınıf arkadaşın okul arkadaşım veya başka bir okuldan bir kız beğeniyorsun Instagram'da. Işte tamam buna mesaj atıyorsun işte merhaba. O da mesajına karşılık veriyor. Merhaba nasılsın iyi misin? İşte onun, o yerler geçiyor. Ben bir yerde tıkanıyorum. Yani ne yazacağım? Ne desem? Ne demeliyim? Diyorsun ki ön konuşmayı yapabiliyorum. Ee, evet. Muhabbet karşılığını bul. Ben de bayağı ilişki doktoru gibi amırım. Nasıl bir ortam? <laughs> ha, öyle de değilim yani abi çok gıcık. Şimdi beni böyle mevzuyu bilmeyen bir kişi gelecek diyecek ki tipe bak amira oturmuş millete aşk anlatıyor falan diyecek. <laughs> Ee, sor evladım sor dur bir dakika şimdi bekle gittin açıldın başka bir okuldan uzak muhabbet ee, karşılığını aldın ve bir noktada konuşacak bir şey bulamıyorsun değil mi evet konuşma seviş kardeşim <laughs> dur yakında <laughs> makara geçmeyeceğim bir dakika dur kitlendiğin noktada hepinizin yaptığı hata hepimizin yaptığı hata ne biliyor musun kitlendiğin noktada konuşmaya zorlamak kitlendiğin noktada sırf konuşmayı uzatabilmek için saçmalamak abi Boş yapmak yani. Boş yaparsanız karşınızdakini sıkarsınız. Ben ne diyorum? Bir şeyleri avantaja çevirin. Sen konuştun, ilgilendin, kıza ilgi gösterdin. Kız da sana gösterdi. Konu bir yerde kitlendi değil mi? Kitlendiği noktada sus oğlum. Sus ya. Hiçbir şey konuşma. Bırak o merak etsin. Bırak o kitlendim desin. Bırak o sana mesaj etsin. Bunun derdi sizde değil abi. Bunun derdine siz yanmayın. Konuşacak bir şeyin kalmadıysa konuşacak bir şey bulmak için... Götten konu yaratmayın abi. E ne yapıyorsun? E, şey, e bu, e şu, bilmem ne. Girmeyin abi. Şimdi diyeceksin ki e abi konuşmadığım zaman da bana yazmıyor. Siktir yazmasın oğlum zaten. Sen konuşmadığın zaman sana yazmayan kızdan sana hayır gelmeyecektir. Olmayacaktır o iş zaten. Ha ben ne yapıyorum? Ya <laughs> ben ne yapıyorum da ya? Konu kitlendiği zaman. Ama yok şimdi buradan anlatmayayım lan. Taktik sanacak sonra benimle konuşan biri olduğu zaman. Anlatmayayım. Ama ben de size söyleyeyim gibi yapıyorum ya. Uzatmıyorum. Kaçan kovalanır beyler. Bak bu çok doğru bir şey bu arada. Babamın lafıdır bu. Kaçan kovalanır. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlar biraz avantaja çevirme konusuna gene değineceğim. Sen bir kızı o raddeye getirdin. Seninle sohbet ediyor. Bir yerde konu kitlendi ve konu kapandı. Niye ee, kaçan sen olmuyorsun? Kovalayan. Bak ilk bana söylediğin cümle neydi? Konu kitle, kitlendiğinde ne yapacağımı bilmiyorum. Dedin değil evet. mi? Kovalayan sensin şu an. Bırak ki evet. düşünsün diye o yüzden söylüyorum. Yani kendinizi kıymetli göstermek, zor göstermek, tavlama yöntemidir arkadaşlar. Diyorsunuz ya tip 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 her şey tip amına koyayım. Değil abi. kendinizi önemli hissederseniz önemli hissettirirsiniz iki defa diyorsun ki bak hep eliniz şeyde. Ee, mesela yüksek ihtimal sana bir kız mesaj attığı zaman saniyesinde cevap veriyorsun değil mi? Evet. Gördün gördüğün cevap veriyorsun değil mi? Ya gördüm an değil de hani evet. Düş, düşünüyorsun ya da ne diyeyim nasıl bir şey. Yani Aynen. Boşver. boş ver ben bir kızla konuşurken nasıl konuşuyorum biliyor musun? Kendi tarzım öyle diye. Ne yapıyorsun lan diyorum. Bak çok ciddiyim. Taşaklı küfür ediyorum. Ama kıza değil yani hani böyle. Ben de dur kötü örnek olmayayım. Yani Olduğum gibi oluyorum siz olduğunuz gibi olmuyorsunuz ben de olduğum gibi olmuyordum salmıyorsunuz çünkü kasıyorsunuz lan diyorum tabi lan Oğlum çok ciddiyim merak etmeyin kızlar da öyle gözüktüğü gibi değil onlar kız kıza neler konuşuyor biliyor musun Oğlum herkes artık şeyi arıyor matrak kafa böyle ee, bir nevi güzel arkadaşlık kurabileceği her türlü muhabbete girebileceği insanlar birbirini arıyor sen kendini kastın zaman merhabalar nasılsınız ve iyiyim ben de teşekkür ederim falan bilmem ne. Yani ben bazen cevap veriyorum ne yapayım AMK evi temizliyorum da ciğerim soldu diyorum ya. Yalnız yaşamaktan diyorum bıktım artık diyorum mesajı veriyorum. Anladın mı? Ha anladım evet yalnızlık zordur diyor da aa geleyim temizlik yapayım diyor. Hop kapıyorum kıza hop tık 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 tık. Anladın mı? Siz verin ha çok salak konuşuyorum şu anda kadınlar da izliyor beni lanet olsun. Ama oynayın abi oyun gibi görün kızla oynamayın. Konuyla oynayın. Makara geçin, yemler atın. Yem en güzel şeydir ya. Ya de ki mesela kilitlendin ya. Kilitlendiğin noktada de ki, "Aşırı kitlendim şu an. Ne konuşacağım bilmiyorum." lan de gül ya. Bak çok ciddiyim. Bunu yaparsan o kız seni ne gözle görecek biliyor musun? Lan tipe bak ne kadar öz şey bir çocuk. Dürüst, açık bir çocuk. Sen orada konu düşünürken amına koyayım böyle lan ben YouTube içeriğinde o kadar düşünmüyorum ya. Konu bulamıyorum şu an. Ne konuşacağım seninle ya? Hadi ortaya bir konu at konuşalım de. Yani piç olun oğlum biraz. Piçlikten kastım şey böyle. İbnelik yapmayın ama. Takılın ya. Muhabbet edin. Eğlenin oğlum. Oyun olarak görün onu. Kız da sizi o konuyu oyun olarak görsün. Muhabbet edin. Zaten olacaksa olur. Ama kasmayın kendinizi. Girişken ol rahat ol diyor bak Yasemin Erken. Evet abi. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyiniz yok oğlum. Sen gir. Çıkman gerekiyorsa çıkarsın. Kalman gerekiyorsa kalırsın zaten. Bu kadar basit abi olay. Piç olalım, pezevenk, yavşak olalım değil işte. Ha o sen şeyin RP'sini yapıyorsun. Evet var mı başka Kadir? sıkıntı. Son bir şey daha söyleyeyim. dan sor. Sen <laughs> Peki bir, biriyle konuşurken sürekli sen konuşmayı başlatıyorsan sıkıntı var mı demek oluyor bu? Yani yo bu kızın huyuyla ilgili bir şey. E, o kendini kasıyor olabilir oğlum. Ya yani ben şimdi düşünüyorum şu an. Bütün konuşmaları ben mi açıyorum? Hayır işte diyorum ya fırsat tanıyacaksınız birbirinize abi. Sen iki defa konu açtıysan üçüncü de bahane olacak zaten. Kız iki gün sonra sana ya hiç konuşmuyorsun veya hiç sormuyor. Hep ben konuşuyorum ama ne yapayım geveze gibi hissediyorum kendimi dersin. Sevimli sevimli. Ha kıza o özgüveni verirsin. Kız şunu bilir artık tamam bu benden bekliyor. Oynayın oğlum. Taktik şey o neydi o risk miydi? Yok risk değildi lan bir oyun vardı. Abi kartını oynayacaksın. Tutuyorsa devam tutmuyorsa yeni kart. Baktın kartların hiçbiri boka yaramıyor. O kızdan iş gelmez zaten. Yani şey olarak. Yürümez o. Kapalıdır zaten. Onu açmakla uğraşma. Yön değiştir. Yön değiştir. Bütün hikaye bu. Ya blöf değil ya. Bunlar tatlı şeyler. Kötü şeyler söylemiyorum şu an. İlişkiler böyle gelişiyor oğlum. Yani çok basit bir hikayemi anlatayım. Ee, ya öyle şeyler yaşanıyor ki insanların o an yaşadığı durumla da ilgili bir şey. Bir kız beğeniyorum mesela. Ee, sosyal ortamda yani sosyal medya ortamında beğendiğimi varsay. Mesaj atıyorum. Ama mesajda merhabalar, nasılsın, tanışabilir miyiz demiyorum. Bunlar çok banal şeyler oğlum. Bunlara girmeyin. Ya git mesela ne bileyim. Al bak bir tane kız seçeceğim lan canlı canlı. Nereden seçeceğim ki? Dur Sörge gel. Ee, Zade Made çıkıyor onun. Ya çok salak bir muhabbet dönüyor ama neyse hayırlısı artık girdik bir yola. Ee, takipçilerimden de olmaz. Ya siktir et. Git mesela bir tane salak smile yolla. Beyni yansın. Ne bileyim. Maymun, izginsiz, maymun falan da değil. Git bir tane limon yolla lan. Limon yolla oğlum. Beyni yansın kızın. Çünkü alışmış o kız. Sürekli aynı şeyleri görmeye. Merhaba merhaba merhaba. Çok tatlısın çok güzelsin tanışalım. Yolla limonu bak nasıl konuşuyor seninle. Şu akşam herkes limon yollayacak ama bunu kıyım yok yok muz olmaz. Muz çok farklı yere çekilir. Limon yolla ya. Ne bu desin ne bileyim söyle tatlı mısın ekşi misin? Seç birinde. Sallıyorum ya şu an hani. Ama bunlar hep farklı şeyler. Sizin farklı olduğunuzu hissettirir. Patates yolla ya fark etmiyor oğlum. Bak orada çam ağacı var onu yolla. Apartman var yolla. Ama sonraki senin hayal gücüne kalmış. Tatlı mı ekşi mi? Hmm, çok böyle salak bir örnekti de o. Öyle bir şey hayatım boyunca söyle. <laughs> <laughs> bir şey soracağım sor. Tatlı mısın ekşi misin? Bilmem açmadan belli olmaz. <laughs> o zaman gel gel. Yani bu tamamen karşınızdaki insanla alakalı olan arkadaşlarım. Deneme yanılma yöntemi. Her elinizde dokunduğunuzu, her adım attığınızı elde edebileceğinizi sanıyorsanız yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya söyleyeyim. Evet var mı başka? Yeter lan atın ya şu kaderi artık. <laughs> yani özetle ne diyordun sen en son? Ha hep benim konuşmam normal mi? E, hep senin konuşman normal değil. Hep sen konuşma. Hep konuyu sen açma. Bırakın onlar size adım atsın. Kadınlar değişiktir oğlum. O an konuştuğu senden daha ağır basan bir çocuk vardır. E, seni ikinci plan atıyordur. Sen iki üç defa yazarsın yazarsın o hiçbir zaman değişmez. O sana mesaj bile atmaz. Yarın öbür gün o konuştuğu çocuktan bir tane kelek yer. Bir boşluğa düşer. Ne yapıyorsun der. O zaman işte e, artık rol senin. Sahne senin yani. Salın abi kasmayın. Oluruna bırakın. Gerçekten oluruna bırakın. Bilemezsiniz çünkü. Arka... Ya bir pislik falan değil. Olabilir oğlum. Kızın bir ilişkisi yoktur. Konuştuğu bir kız var. Şey çocuk vardır. Daha yakındır ona. Anlatabiliyor muyum? Ama diğerinde hepimiz yapıyoruz bunu insan olarak yani. Zaten ilişkisi varsa yürüme yani. Limon atıyorlar. Her yerden limon geliyor lan. Instagram'a bakacağım. Bana limon yollayan var mı şu an? Adir memnun oldum. Ee, Peki. Sal Peki. kardeşim daha önün çok açık. Yardır geç. Sen bu sırada tamam. kendine bak oğlum, kendini geliştir, ee, vizyon sahibi ol, takıl, boş ver. Onlar küçük detaylar. Hepsi olur. Tamam teşekkür ederim.